Herkese merhaba ben Şenol. Bu video ile sizlere standartın dışına çıkarak farklı bir görünüme sahip bu halka grafiği nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu grafiği sunumlarınıza vermek istediğiniz mesaja dikkat çekmek için kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için her zaman yaptığım gibi formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Burada gördüğünüz gibi bir halka grafiğin içinde dört farklı değeri takip edebiliyoruz. Takip ettiğimiz parametreler de burada bu şekilde görünüyor. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için her zamanki gibi şunları alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi şu alanı seçiyorum. Kontrole basıyorum. Şunları seçiyorum. Ekleye geliyorum. Buradan şu halka grafiği seçiyorum. Biçimden dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Şuraya geliyorum. Grafik başlığını kaldırıyorum. Göstergesi kalsın. Göstergeye tıklıyorum. Sağ klik göstergeyi biçimlendir diyorum. Ve bunu sağ tarafa alıyorum. Bunu kapatıyorum. Şuradan görünümden kıl sizlerini kaldırıyorum. Burada grafimizin renklerini ayarlayalım. Ben daha öncesinde yeşili kullanmıştım. İstersek şöyle yapabiliriz. Şuradan tasarımdaki şu varsayılan renkleri kullanabiliriz. Şu şekilde. İsterseniz kendiniz direkt belirleyebilirsiniz. Ben bu sefer buradan belirleyeceğim. Daha öncesi kendim yapmıştım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şunu belirleyeceğim. Şimdi grafimiz seçilirken biçime geliyorum. Ana hattını kaldırıyorum. Ana hattı olmasın. Şuraya geliyorum. Shift eşittir diyorum. Şu değeri seçiyorum. Sağ tarafa 3 tane çektiriyorum. Aşağı doğru da çektiriyorum bunu. Grafimizin üzerine tıklıyorum ve şuradaki seçili alanı şuraya kadar çektiriyorum. Tabi buradan çektiremedim. Şöyle grafimizi bir kenara alalım. Şöyle. Dört tane grafik yapıyorum burada. Yine bunları seçiyorum. Tekrar biçimden. Ana olmasın. olmasın. Sırasıyla hepsinin ana kaldıracağım. Şurayı beyaz yapalım. Bunlarla işimiz bitti. Grafiğimizi şöyle çektirelim ve büyütelim. Şunu kalın yapalım, büyütelim. Bu şekilde. Şimdi bu grafiğimizi şuradaki görüntüyü verebilmek için sırasıyla şöyle yapacağız. Şu grafiğin şuradan başlıyorum şu kısmını çift tıklıyorum ve şuradan biçimden dolgusunu kaldırıyorum bunu çift tıklıyorum dolgusunu kaldırıyorum bundan bir tane daha eksilteceğim bundan ise üç tane eksilteceğim çift tıklayacağım tabii ki. bir tane daha. Şu içerideki grafimizi seçiyorum ve veri etiketi ekliyorum. Şu grafimizi biraz büyütelim. Şunu şöyle tutuyorum ve buradan kalı yapıyorum, büyütüyorum. 14 iyidir. Şunları tek tek içeri doğru çektireceğim. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada 1'den 100'e kadar bölü 100 diyorum. formüller şimdi hesapla İlginç bir halka grafiği ile ilgili anlayacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.